Beklenen videoyla karşınızdayım. Elimde iPhone 15 Pro var. Bir süredir iPhone 15 Pro Max kullanıyordum. Acaba doğru karar mı verdim? Pro Max mi yoksa Pro'yu mu kullanmalıyız? Bunun cevabını anlayabilmek için ne yapacağız? Masamıza geçeceğiz ve bu telefonu kutusundan çıkartacağız. Hem özelliklerine bakacağız, biraz da fotoğraf, video çekeceğiz. Azıcık da oyun oynarız, sonrasında kararı veririz. Hadi başlayalım. Geldik masanın başına arkadaşlar, çok heyecanlıyım çünkü ben bu zamana kadar iPhone ailesinde hep Pro'yu kullandım. Neden? Küçük parmaklarımdan dolayı. Çünkü tek elimle bir şeyler yapmak benim hoşuma gidiyordu. Ama 15 Pro Max'e geçmemin sebebi batarya ve gerçekten o büyük ekran. Hayatımda birçok şey değişti. Bunu ayrı bir videoda detaylı bir şekilde anlatacağım size. Yani Pro'dan Pro Max'e geçince ne oldu, ne anladık Yurdagül? Bunun cevabını sizlere vereceğim arkadaşlar. Ama şu anda konumuz iPhone 15 Pro. Yani buna Rambo diyebiliriz, şampiyon diyebiliriz, atom karınca diyebiliriz. Yani görebileceğiniz en güçlü akıllı telefon şu anda elimde ve Pro Max ile kıyasladığınızda da çok daha az yer kaplıyor arkadaşlar. Hakikaten heyecanlıyım şu anda. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Bu arada epey teknik bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi dilerseniz kutusunu çıkartalım. Evet, şunu böyle yakından duyalım. Şöyle döşüme doğru yaslıyorum. Bu ses çok iyi değil mi ya? Oh mis. Şimdi Apple'ın sürdürülebilirlik çerçevesinde hazırlamış olduğu bu kutuyu açıyoruz. Hakikaten bu konuda çok önemli. Hem iPhone'un yapıldığı malzemeler, kullanılan materyaller, hatta kutuyu bırakın taşındığı araç bile önemli. Uçakla giderse çok daha fazla karbon salınımı olur diye gemiyle taşıyorlar arkadaşlar. Böyle dikkat eden bir kurum kendisi. Şimdi beyaz titanyum varmış ve hakikaten çok hoş duruyor. Ya bu videonun sonunda acaba gerçekten tekrar 15 Pro'ya döner miyim? Bu konuda sizlerden de yorum bekliyorum arkadaşlar. Videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Severek yaptığım bu işe siz de duygularınızı katarsanız çok sevinirim. Şimdi bu telefon burada dursun. En önemli değişimlerden bir tanesi, bu videoda bir de 14 Pro ile 15 Pro arasındaki değişimleri de anlatacağım size. Bu değişimlerden bir tanesi Type-C. Elimde iPhone 15 Pro Max var. Bununla alakalı detaylı bir inceleme zaten geliyor. Önden biraz teaser vereyim. Nedir hayatımda değişen konulardan bir tanesi? Ben MacBook Pro'yu bir Type-C kabloyla şarj ediyorum. O Type-C'yi çıkartıyorum. iPad Pro'yu şarj ediyorum. Onu çıkartıyorum. Ne yapıyorum? Bu sefer iPhone'u şarj edebileceğim ve kablo da burada. Kablo çok kaliteli bir kablo. Onu söylemiş olayım. Çünkü tekstil kaplamalı. İki ucu da Type-C olan bir kablo. Ama birazdan alternatif seçenekleri de sizlere göstereceğim. Hatta bu telefonu zırhlayacağız. Neden? Çünkü bu telefonun fiyatı biraz pahalı arkadaşlar. Güvenli bir şekilde satın alabilmeniz için de ben videonun açıklama kısmına bir link bırakacağım. O linke tıklayarak güncel fiyatını ve güvenli bir şekilde satın almayı da sağlayabilirsiniz. Kutunun içerisinden çıkanlar tabii ki nalet bebeği için sticker. Bu sticker'ı nalet bebeğinin alnına yapıştıracağız. Bir sim düttürgeci. Bu sim düttürgeci Amerika'da yok. Amerika'daki iPhone'larda eSIM var arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ve bir takım kağıtlar var. TikTok'taki videolara göre şunun altında bir tane daha kablo var. Ama ben bu kutuyu parçalamayacağım arkadaşlar. Şimdilik kalsın. Hadi artık telefonumuzu açalım. Şimdi şundan çok ses gelmiyor. Gene ben döşüme yaklaştırayım ama... Geldi mi? Geldi. Vallahi ama. Eyvallah. Oğuzhan geldi diyorsa gelmiştir. Ya bir şey söyleyeceğim. 15 Pro Max'ten sonra 15 Pro acayip ergonomik geldi. Yani benim gibi küçük parmaklı biri için acayip ergonomik geldi. Ve şimdi bunu bir açalım bakalım arkadaşlar. O açılırken hızlı bir şekilde de kurulum yapacağız. Biraz hızlı hızlı geçeceğim. Ya ekranın kalitesine bakar mısın ya? Bu nasıl bir ekran ya? Siyah, o kadar siyah ki. Yani olamaz böyle bir şey. Kuruluma başlayalım. Hem de teknik bilgilerimize de geçelim arkadaşlar. Şimdi bu cihazın içerisinde A17 Pro işlemci var. Bu işlemci 3 nanometre. Türkçemizde bulalım. Daha önceki işlemci A16 Bionic'ti ve o 4 nanometre idi. Ve önemli bir konu da şu. Hemen şu altta USB girişi var. Bu USB girişi Type-C ile beraber 3.2'ye yükselmiş durumda. Ama eğer iPhone 15 ya da 15 Plus alırsanız bu sefer USB 2.0 kullanmaya devam ediyorsunuz. Şimdi şu görünüşe de okey diyeyim. Başka
başka bir aygıt olmadan bağlayayım. Bir de ne bekledim biliyor musunuz? Aslında hızlı şarj bekledim. Hala da beklentim devam ediyor. Ne alaka diyeceksiniz abi, lansman yapıldı. Şimdi normalde yani USB 3.2 Thunderbolt ara biriminin olduğu bir kablodan bence çok daha fazla güç alabiliriz. İşte ısınma problemleri falan olmuştu. Güncelledik. Güncellemeden sonra çok fazla ısınma problemi kalmadı. Bu konuda da net bir bilgi isteyenler var. Onlara da bir video hazırlayacağım. Hani artık bence bir yazım güncellemesiyle daha fazla bir güç olabilir gibi geldi. Şimdi Wi-Fi şifresini girerken ne hissettim biliyor musunuz? Ya bu klavye küçük. Yani 15 Pro Max'i kullanıyorum yaklaşık 1-2 haftadır. Onun daha geniş klavyesi oluyor. Ekran büyük olduğu için 15 Pro'nun klavyesi birazcık küçük geldi. Yani kötülemeyeyim ama büyük klavyede güzel bir şeymiş. Ama küçük klavyede de bir şekilde yazılıyor. Şifremizi gireyim. Şifremizi girdim arkadaşlar. Bu arada bende beyaz titanyum var ama 4 farklı renk var. O renkler de oldukça güzel. Herkes natural titanyum abandı ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O alanlar daha sonra maviyi gördüklerinde akılları karışabilir. Şimdiden söylemiş olayım. Şimdi bu yazılım güncelleme önemli. Valla bunu yapmamız lazım. Şimdi güncellediğim arkadaşlar. Neden? Çünkü ilk çıktığında şarj ederken biraz yüklendiğimiz zaman biraz ısınma sorunu vardı. Bu yazılım güncellemesiyle ısınma sorunu yok. Bakın buradan söylüyorum. iPhone 15 Pro alacak insanlar akıllarında ya alacağım ama ısınır mı diyorlarsa 15 Pro Max kullanıcısı olarak net bir şekilde söyleyeyim. Benim 15 Pro Max'im asla ısınmıyor arkadaşlar. Belli bir sürede bu 15 Pro'yu kullanacağım. O zaman da yine deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Ama şu anda 15 Pro Max'e bir ısınma sorunumuz yok. Yazılım güncellemesi yapılırken yine bazı teknik bilgiler versem çok iyi olur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu ekran 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip. Oyunda oynayacağız birazdan. Şuradaki aksiyon butonu, buna alışması 1-2 gün sürüyor ama alıştıktan sonra da gayet keyifli bir şekilde kullanıyorsunuz. Bence Apple'ın o aksiyon butonuna biraz daha fonksiyon atama imkanı sunması lazım. Yani basık tutunca bir şey oluyor. Bir kere basınca ya da 3 kere basınca hani bunların da bence bir fonksiyon olarak gelmesi lazım ama şu anda Tesla'nın kapısını açacak kadar fonksiyon atayabiliyoruz zaten. Çünkü işin içine kestirmeler de girdiği için kolay bir şekilde kullanabiliyoruz. Geçiyorum kablosuz ağlara. Artık Wi-Fi 6E destekli. Şimdi evinizde modeminizin hangi teknolojiyi desteklediğini biliyorsanız bir bakın. Eğer Wi-Fi 6E ise o hızları destekliyor. Belki de Wi-Fi 7'dir diyeceğim. İnşallah öyledir. Geleceğe hazır olursunuz. Ama şu anda Wi-Fi 6E'yi destekliyor. Rakip demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Android dünyasında Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyen telefonlar da var. Ama şu anda birçok kimsede Wi-Fi 7 modem ya da router yoktur diye düşünüyorum. O nedenle Wi-Fi 6E de oldukça iyi. Geçtiğimiz günlerde Tolga çok güzel bir video paylaştı. O videoda da Wi-Fi 6E ile bir önceki iPhone yani iPhone 14 Pro'nun Wi-Fi 6'sı arasındaki hız farkını kıyasladı ve şu anda bizim ofiste kullandığımız modemlerde neredeyse bir iki kata yakın fark ortaya çıktı arkadaşlar. O nedenle bu kablosuz ağ konusunda da oldukça mutluyum. Geçiyorum ağırlığa. Çünkü şöyle bir durum var. Bir önceki iPhone yani iPhone 14 Pro 206 gram ağırlığa sahipti. Şu anda elimde güncellemesi devam eden iPhone 15 Pro ise 187 gram ağırlığa sahip. Sebebi de titanyum malzemenin kullanılmış olması. Bu hafiflik kendisini çok iyi bir şekilde hissettiriyor. Yani ben iPhone 15 Pro Max'i kullanırken iki şekilde bundan faydalandım. Birincisi malzeme kalitesi. Çünkü titanyum bir malzemeyi tuttuğunuz zaman, dokunduğunuz zaman müthiş bir hissiyat veriyor. Sadece titanyum da değil, arka taraftaki yüzeyin kendisi de yine öyle. Ve bununla beraber hafif olması kesinlikle çok iyi. Ekran kasa konusunda biraz bilgi vereyim. Çerçeveler biraz daha inceldiği için yani çok küçük de olsa değiştiği için bence teknik olarak bu açıklamayı yapsak iyi olur. Ekran kasa oranımız artık %88. Neydi? %87 idi. Sadece %1'lik bir artış var ama teknik olarak bu değişikliği sizlerle paylaşayım dedim. Önemli bir iyileştirme de RAM konusunda yaşandı. iPhone 14 Pro 6 GB RAM'e sahipken şu anda iPhone 15 Pro 8 GB RAM var arkadaşlar. Bu RAM tabii ki ihtiyaç var buna çünkü arka tarafta eş zamanlı çalışan çok sayıda uygulama var. Onu bırakın sadece dinamik alanın kendisi bile böyle ayrı bir cihaz performansı gerektirdiğinden dolayı oldukça iyi çalışıyor. Bu 8 GB'lık RAM de ihtiyaçlarımızı inşallah karşılayacak. Batarya önemli. Şimdi buradaki batarya hafifledi ama bataryadan bir şey kaybetti mi? Hayır. Daha önce yani iPhone 14 Pro'da 3200 mAh olan batarya şu anda iPhone 15 Pro'da 3274 mAh arkadaşlar. Açıkçası buradaki batarya tam günü
sağlayacak mı? Benim gibi ortalamanın çok üstünde aktif bir kullanıcı tarafından bunu ilerleyen günlerde detaylı inceleme videosunda sizlerle paylaşacağım. Hazır bataryadan bahsetmişken bu arada yazım güncelleme neredeyse tamamlanmak üzere, hızlıca şarj konusunda da bilgi vereyim. Şarj için 30 dakikada %50 imkana kavuşabiliyorsunuz. Yarısı şarj oluyor. Yani yarım saatte telefonun yarısı şarj oluyor. Kablosuz şarj etmek isterseniz MagSafe uyumlu adaptörlerle 15 watt gücünde şarj edebiliyorsunuz. Ama şöyle enteresan bir durum var arkadaşlar. Qi 2 standardını destekliyor. Şimdi Qi 2 standardında 15 watt gücünde şarj edebiliyoruz. Ama Apple'ın teknik detay sayfasında 7.5 watt Qi standardıyla destekleniyor diyor. Belki ilerleyen zamanlarda Qi 2 standardını destekleyen aksesuarlarla beraber 15 watt gücünde iPhone 15 Pro'yu şarj edebileceğiz. Şimdi şarj konusunda bu arkadaşın 14 Pro'da olmayan çok güzel bir özelliği var. Nedir o da? Bir başka cihazı şarj edebilmesi. Şuradaki Type-C çıkışından diğer cihazı, eğer bataryası bundan daha düşükse, bu bir iPhone'da olabilir, başka bir şey de olabilir, şarj edebiliyorsunuz. Peki hangi güçte şarj ediyoruz? Cevap 4.5 watt. Karşıdaki cihaza ama böyle aman aman hızlı şarj yapmaz. Ama ne olursa olsun, hani derler ya, koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi denir. İşte o 4.5 watt tam olarak Abdurrahman Çelebi arkadaşlar. O nedenle tebrik ediyorum iPhone 15 Pro'yu. Şimdi ya, bu cihazlar pahalı. Acayip pahalı. Az önce fiyatı konusunda da bazı yönlendirmelerde bulunmuştum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Zırhlayacağız. Böyle pahalı cihazları koruyacaksın. Nasıl koruyacağımızı, nelerle koruyacağımızı sizlere anlatacağım. Bence videonun bu kısmı oldukça eğlenceli. Çünkü anlatacağım aksesuarlar gerçekten hem izlemesi hem de anlattığım zaman faydalarının öğrenilmesi çok keyifli. Aksesuarlar, başlıyoruz. Müthiş bir setup yaptım arkadaşlar. Setup de diyenler olmuş öbür videoda. Yani müthiş bir düzenek yaptık. Şimdi bu düzenekte bir sürü aksesuar var. Tepe kamerası da çekiyor şu anda. Onları hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım. Çünkü altını çiziyorum, bu aksesuarlara ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi X-Level markası. Daha önceki ürünlerini sizlerle paylaşmıştım. Bir X-Charger Boost'u var. Bu arkadaş aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. Bir tane tip A, bir tane de tip C girişi var. Ve tip C girişi power delivery. Yani 45 watt gücünde şarj edebiliyor. Bu ne anlama geliyor? iPhone'u zaten şarj edersiniz. Ama isterseniz MacBook'u da şarj edebilirsiniz. iPad Pro'yu da şarj edebilirsiniz. Bu çok güzel. Bunu bir kenara ayırıyorum. Şimdi bu X-Power Mac Pro ne anlama geliyor? Kendisi aslında bir taşınabilir batarya. Aynı zamanda bir stand. Yani siz iPhone 15'i üzerine koyduğunuz zaman hem şarj oluyor hem de ekranı çok güzel bir şekilde, ergonomik bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben bunu bazen uçaklarda da kullanıyorum. Bir şey izlerken, bir de yemek yerken kullanıyorum. Bir yandan böyle yemeğimi yerken bir yandan da işte Twitter'a bakıyorum. Açıkçası sevdiğim 10.000 mAh'lik bir batarya arkadaşlar. Bir başka X-Level ürünü hemen şurada. Bu All-in-One. Yani tek bir kabloyla bu arkadaşa gücü veriyorsunuz. Karşında ne alıyorsunuz? Kablosuz olarak bir kere iPhone 15 Pro'yu şarj ediyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz. Sonrasında şu anda daha gelmedi. Heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Apple Watch Ultra 2'yi de şurada şarj edebileceğim. Bir de ikinci nesil AirPods Pro'yu da burada şarj edebiliyorum. Bak, sadece tek kablo ama 3 cihazda aynı anda şarj edebiliyorum. Tabii olay sadece iPhone 15 Pro ya da diğer cihazlar değil. Bu standardı destekleyen bütün cihazlarınızı, Qi standardını destekleyen cihazları şarj edebiliyorsunuz. Geçiyorum bir başka konuya. Şimdi kutunun içerisinden bir tane kablo çıktı ama benim en az 3 tane kabloya ihtiyacım var. Neden? Bu kablolardan bir tanesi otomobilde oluyor, bir tanesi ofiste oluyor, bir tanesi de evde oluyor. O nedenle fazladan bir her iki ucu Type-C kabloya da ihtiyacınız var. 5 amper ve 65 watt güç taşıyabilen, aynı zamanda hızlı bir şekilde data transferi yapabilen bir iki ucu Type-C kablomuz var. Markamız yine X-Level arkadaşlar. Şimdi geçtik asıl kısma. Nedir asıl kısım? 15 Pro'yu koruyacağız. Dilerseniz başlayalım. İzlemiş olduğunuz Blue'nun üst düzey bir ekran koruyucusu. Blue markasını daha önce de sizlere anlatmıştım. Blue Corning Glass ekran koruyucuyla beraber kafanız çok rahat. Aynı zamanda asla fotoğraf ve video kalitesinden de bir eksilme yok arkadaşlar. Orijinal ekran hissiyatı sağlıyor ve gerçekten kurulumu da kullanması da son derece kolay. Shinetsu teknolojisi sayesinde de parmak izi tutmuyor. Bunu söylemiş olalım. Geçiyoruz Blue'nun lens koruyucusuna. Bu da kameraları koruyor. Geçtiğimiz günlerde Seda arka kameralardan birini kırdığını zannetmişti. Ama ne oldu? Kırmadı. Neden? Çünkü biz ona daha önceden biz Blue'nun lens koruyucusunu takmıştık ama unutmuş. Ben gittiğimde ya dedi, sana kötü bir haberim var. Biz dedi telefonun kamerasını kırdık. Çocuklar kırdı. Ama dedim buna koruyucu takmıştık. Nasıl oldu dedik. Sonra bir baktık koruyucu kırılmış. Yani bizim için on binlerce liralık bir masraftan kurtulmuş olduk. Bizzat yaşamış birisi olarak net bir şekilde söyleyeyim. Hayat kurtarıyor. Geçelim bir başka aksesuara. Şu an
anda izlemiş olduğunuz yine Blue'nun premium deri bir telefon kılıfı var. MagSafe desteği var. Çok dayanıklı. Yine parmak izi tutmuyor, su geçirmiyor. Metal çerçevesi de lensi koruyor arkadaşlar. Bir diğer kılıf Nimi. Nimi'nin telefon kılıfı da özel nakış işlemesi var. Şık tasarımıyla biraz dikkat çekiyor. Yine dayanıklı ve su geçirmez. Bunu da söylemiş olalım. iPhone 15 Pro'yu nasıl zırhlayacağımızı gördükten sonra şimdi dilerseniz 15 Pro'nun kamera yeteneklerine bakalım. Çünkü ben 15 Pro Max'i anlatırken daha önce 14 Pro ve 14 Pro Max arasındaki fark olmama durumu maalesef yeni ailede yoktu. Yani 15 Pro ile 15 Pro Max'in kameraları arasında fark var arkadaşlar. O nedenle ben bir süre 15 Pro Max'i deneyeyim demiştim. Peki 15 Pro'nun kameraları nasıl? Önce teknik bilgileri vereyim. Daha sonra da dışarıya çıkacağız. Bol bol fotoğraf, video çekeceğiz. Ana kameranın 48 megapiksel olduğunu söylemiş olayım. F1.8 diyafram açıklığında ve yeni nesil bir OIS yani optik imaj sabitleyici özelliği var. Telefoto kamerası var. F2.8 diyafram açıklığında. Telefoto kamerasında şunu söylemek istiyorum. iPhone 15 Pro Max'te 5x optik yakınlaştırma yapabiliyordum. iPhone 15 Pro'da ise 3x optik yakınlaştırma yapabiliyorum. Bu benim için gerçekten çok büyük bir kayıp mı? Bunu gerçekten yaşamak istiyorum. O nedenle birazdan zaten denemelerimizi yapacağız. Geçiyorum 3. kameraya. Ultra geniş açılı 12 megapiksellik bir kameramız var. Bu kameranın da diyafram açıklığı f2.2. Bir de ön kameramız var. 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyafram açıklığında bu selfie kamerasında çok sık kullanıyoruz. Kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi dilerseniz çekimlerimize başlayalım. Hem video çekelim hem fotoğraf çekelim. Bu arada fotoğraf konusunda 3 farklı lensi tercih edebiliyorsunuz. Ama nedense şöyle bir durum oldu. Ben 15 Pro Max'i kullanırken o lenslere pek dokunmadım. Yani aslında fotoğraf esnasında ne yapıyorsunuz? Dokunuyorsunuz. 28 mm, 24 mm ya da 35 mm gibi seçenekleri görüyorsunuz. Ama açıkçası günlük hayatta bunu pek tercih etmedim. Biraz daha profesyonel çekimler için belki zamanınız da varsa bunu kullanabilirsiniz. Benzer seçeneklerin iPhone 15 Pro'da da olması güzel. Hadi artık lafı daha fazla uzatmayalım. Geçelim örnek fotoğraf ve videolarımızı çekelim. Hangi fotoğraf, hangi kamerayla çekildi bunu da ekranın altında yazacağız arkadaşlar. Başlayalım. Az önce izlemiş olduğunuz fotoğraf ve videolardan sonra belki şunu merak edebilirsiniz. Hakkı abi tamam iPhone 15 Pro Max'te ısıma yok diyordun ama hazır şu kutuyu açmışken birazcık oyun oyna. 1-2 dakika oyun oyna. Acaba ısınıyor mu ısınmıyor mu ona bir bakalım diyenler için de birazcık oyun oynayacağız. Biraz da şarja takacağım arkadaşlar. Isısını hep beraber ölçelim. Ama bu konuya özellikle yeni bir videoda daha detaylı değineceğim. Zannediyorum artık akılda soru işareti kalmadı ve kutu açılışını bitirdik. Epey uzun bir video oldu. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Teknoloji konuşmasını seviyoruz. Deneyim paylaşmasını seviyoruz. Hem de telefonumuzu korumak için ne yapabiliriz? Hangi ürünleri kullanabiliriz? Bunlara da yakından bakmış olduk. Bu arada bütün ürünlerin linklerini yine videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Apple Türkiye tarafından bize temin edilen iPhone 15 Pro ile alakalı çok güzel videolarımız gelecek. 14 Pro ile detaylı kıyaslaması, 15 Pro ile 15 Pro Max arasındaki detaylı
detaylı kıyaslama. Android tarafında rakip gördüğünüz modeller varsa aşağı yazın mutlaka. 15 Pro'dan bahsediyorum. Onların kıyaslama videoları çekilecek arkadaşlar. Tabii ki bir de uzun kullanım testi sizlerle olacak. Benden şimdilik bu kadar. Shiftelite.net'te işimizi yapmaktan çok mutluyuz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone misiniz? Bir bakın isterseniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.